Türkiye'nin önü açıldı. Türkiye bölgesel güç oldu. Türkiye Avrupa'nın en güçlü devleti olacak. Türkiye süper güç olma yolunda hızla ilerliyor. Dünya dengeleri değişiyor. Yeni dünyanın kökleri sağlam yeni gücü doğuyor. Türkiye Osmanlı İmparatorluğu'nun en ihtişamlı döneminde sahip olduğu güçten fazlasına sahip olacak. Nasıl mı? Devamı videomuzda. Bu tarz videoların devamı için abone ol butonuna basarak kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, videolarımızdan haberdar olmak için bildirimleri zil butonuna basarak aktif etmeyi ve beğendiğiniz videoları daha çok arkadaşınıza ulaşması için paylaşmayı unutmayınız. Dünyada güç dengelerinin değişmesi için büyük olaylar yaşanması gerekir. Tarihten günümüze meydana gelen büyük çapta olaylarla dünyada dengeler yeni baştan kurulmuştur. Biz Türkler Bizans İmparatorluğunu yıkarak yeni bir çağ açmış olduk. Dünyanın o zamanki süper gücü olan Osmanlı Devleti'ni kurduk. Osmanlı Devleti'nin zayıflaması, Fransız İhtilali, sömürgecilik gibi yeni akımlar Osmanlı İmparatorluğu'nun da çöküşü oldu. Osmanlı'dan kalan dünya hakimiyet koltuğuna İngiltere oturdu. Benimsediği sömürge sistemiyle ve sömürgeleştirdiği birçok ülke sayesinde adından güneşi batmayan imparatorluk olarak bahsedildi. İngiltere'nin 1. ve 2. Dünya Savaşları'nda yıpranması sonucu Japonya'ya attığı atom bombasıyla binlerce masum insanı katleden Amerika Birleşik Devletleri İngiltere'den koltuğu devraldı ve Sovyetlerin de yıkılması sonucunda dünyada tek başına süper güç oldu. Evet arkadaşlar, bugünlerde dünyada yaşanan malum hastalık sebebiyle tüm dünya ülkelerinin düzeni bozulmuş durumda. Avrupa Birliği ülkeleri birbirini destekleyeceği yerde üye ülkeler aralarında meydana gelen sağlık malzemesi ve maske hazırlıklarıyla gündem oldular. Birliğin dağılmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yetersiz sağlık malzemeleri yüzünden sağlıkçılar isyan etti. Hastalıktan ölenlerin çoğunu siyahi ABD vatandaşlarının oluşturması sebebiyle Amerika'da ırkçılık söylemleri yeniden gündeme geldi. Amerika'da sağlık sistemi büyük çöküş yaşadı. Eyaletler arasında oluşan gerilimler sonucu Amerika'da eyaletlerin ayrılmasından, bölünmesinden son günlerde çokça söz edilir oldu. Çin ekonomisi, üretim tesisleri ve fabrikaları iflasın eşiğinde. Salgın atlatılsa dahi Çin'in en az 5 yıl boyunca toparlanmasının mümkün olmayacağı söyleniyor. Savunma sanayinde başarılı olsa da ekonomide pek de iyi olmayan Rusya her ne kadar gizlemeye çalışsa da hem malum salgın hastalık yüzünden hem de yerle bir olan petrol fiyatları sebebiyle allak bullak oldu. Yani özetle arkadaşlar, dünya yine büyük çaplı bir kaos yaşıyor. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Dengeler alt üst oldu. Kurulacak yeni dengelerle yeni dünya düzeni hızla yaklaşıyor. Peki arkadaşlar, Türkiye oluşacak bu yeni dünya düzeninde nasıl bir konuma sahip olacak? Türkiye son 17 yılda çok büyük yol kat etti. Yapılan yollar, köprüler, raylı sistemlerle lojistik üstünlükte büyük başarı sağladı. Savunma sanayinde çağ atladı. Kurulan yeni organize sanayi bölgelerinde üretim artırıldı, yerli oranı yükseltildi. Arkadaşlar, devletimiz hamlelerini gelişigüzel değil, planlı ve emin adımlarla yapıyor. Yapılan yatırımları önce anlamadık fakat şimdi taşlar yerine bir bir oturmaya başladı. Özetle, öncelikle iki arabanın yan yana gelmediği yollar, otobanlarla, duble yollarla tamamen yenilendi. Tünel, köprü ve viyadüklerle birbirine bağlandı. Sultan II. Abdülhamit'ten kalma demir yolları sil baştan yapıldı. Yüksek hızlı trenlerle hem şehirler arası yolculuk hem de yük taşımacılığında ulaşım zamanı kat be kat kısaltıldı. Sanayi firmalarına yapılan teşvik ve devlet destekleriyle üretim artırıldı. Savunma ve teknoloji firmalarına verilen Ar-Ge destekleriyle savunma ve teknolojide yeni bir çağ açıldı. Devletimizin yerlileştirme politikalarıyla kendi kendine yeten ülke olma yolunda süratle ilerliyoruz. Yerli otomobilin yatırımından sonra yerli otobüs, kamyon, iş makineleriyle yelpazenin daha da genişlemesi bizler için hiç şaşırtıcı olmayacak. Arkadaşlar,
savunma sanayi firmalarımızın yapmış olduğu jet motorları bugün savaş jetlerinde kullanılsa da yarın sivil havacılıkta yapacağımız sivil iş jetlerinde yolcu uçaklarında da kullanılması kaçınılmaz olacaktır. Tüm bu yapılan yatırımları sağlam ekonomiyle taçlandırmak bizi büyük devlet yapacaktır. Arkadaşlar, biz yapılanların her ne kadar farkında olmasak da dış güçler, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Rusya işin nereye varacağının farkında. Öyle ki her başımızı kaldırıp ilerlediğimizde ekonomimize saldırıyorlar. Ekonomik mücadelede bulunuyorlar fakat günümüzde yaşanan salgın hastalık artık her birinin ekonomisini alt üst etti. Kendi iç meselelerinde bize fazla vakit ayıramayacaklar. Gümbür gümbür geliyoruz. Buna da engel olamayacaklar. Dünyada yeni ekonomi sisteminin gelmesi, doların rezerv para olmaktan çıkması, Amerika'nın dağılması artık kaçınılmaz hale geldi. Peki arkadaşlar, dünya çökerken bizim geleceğimiz nasıl olacak? Arkadaşlar, bu virüs faturasının Çin'e kesilmesi ve tüm dünya devletlerinin Çin'den tazminat talep etmesine kesin gözüyle bakılıyor. Yani anlaşılan Çin'in fişi çekildi. Çin, üretim kabiliyetini kaybetmesi sonucu konum, lojistik, altyapısı ve kaliteli üretim kapasitesiyle Türkiye dünyanın yeni parlayan yıldızı olacak. Arkadaşlar, ülkemiz deniz, hava ve kara ulaşımıyla Avrupa ve Asya arasında eşsiz bir konumda. Dünyanın yeni üretim merkezi olmak için olması gereken her şeye sahip. Avrupa, Asya ve Afrika pazarlarına hakim olabilecek konumdayız. Amerika Birleşik Devletleri, Çin'i ticaret savaşlarıyla köşeye sıkıştırmak için Çin'e petrol satan ülkelere ambargo uyguladı ve zor durumda bıraktı. Peki, bize üretim için gerekli olan enerjiye gelince ne olacak dersiniz? Arkadaşlar, Trakya'da her geçen gün yeni bir doğalgaz sahası keşfediliyor. Doğu Akdeniz'den çıkacak petrol ve doğalgazın Türkiye'ye 500 yıl yeteceği söyleniyor. Düşünsenize, üretim için gerekli olan her şey ülkenizde var olduktan sonra kim tutabilir ki sizi? Bundan sonraki adım küresel süper güç olmak diyorum. Zaten şu anda bölgesel güç olduğumuz ortada. Ha, bu sözümüze gülecek olanların dünya haritasını alıp bölgemizdeki ülkeleri incelemesini istiyoruz. Hangisi bizimle baş edebilir? The second power that I'm looking at is Turkey. Turkey now is the 17th largest economy in the world. It is larger than Saudi Arabia. It has an army and a military capability that is probably the best in Europe, with the possible exception of Great Britain. They could beat the Germans in an afternoon and the French in an hour if they showed up. So when we take a look at the German, at the Turks, it is not an accident that President Obama, when he finished his tour of Europe, it was quite an unsatisfactory tour of Europe, finished off in Turkey. And the message to the Europeans was very simply, you know, I really enjoyed eating with you guys and talking to you guys and being told no by you guys. Now I'm going to go to a real or lie. Whenever the Islamic world in the past 1,000 years has had a unification, it has been under a Turkic power, and for 500 years it was under the Ottoman rule. And when it was under the Ottoman rule, the Arabs took a subordinate position, and the Turks created an order. Now, for the past 100 years, Turkey has been in a very strange position that it was never in before. Because it was surrounded by first the Europeans, and then the Russians and the Americans. But the Americans are leaving, the Russians are not coming back, and the British are busy doing other things. And suddenly Turkey is unfolding its wings,
And there's no one in the region when you talk to who doesn't. Önümüzdeki engellerin yerle bir olduğu bu günlerde süper güç olmak tesadüf olamaz. Gerçeğin ta kendisidir. Evet arkadaşlar, video hakkındaki görüş ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Sizler tarafından yapılan yorumları dikkate aldığımızı unutmayınız. Allah'a emanet olun, kalın sağlıcakla. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olmayı ve beğeni butonuna basmayı, videolarımızdan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayınız. Türkiye'nin savaşçı ruhu, Savaşçı Türk kanalı.